Gençliğin Gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi 6. bölümün 12. köşe taşında kalmışız. Hemencecik başlıyorum. 12. köşe taşının ilk sorusunu gömmeye bakalım ne diyormuş ilk sorumuz. Şöyle odaklanmasını da bir ayar çekelim hemen. Sabitleyelim. Tamamdır. Evet, diyor ki burada da bir özelliği öğretmeye çalışıyor bize dostlar. Eşkenar üçgeni K noktasından dikler inilmiştir diyor. Dikliklerin uzunlukları verilmiş, çevre nedir diye bir soru sormuş. Bakın, eşkenar üçgenin dışındaki bir noktadan üç kenarına da diklik inildiyse, ki bakın şu iki diklik zaten uzantısına inmiş görüyorsunuz. Bunu gördüğünüzde sağa ve sola giden dikliklerin toplamı, tam karşıya gideni de çıkartıyorsunuz. Bu işlemin sonucunda yüksekliği bulmuş oluyoruz. Neymiş? Sağ ve sol diklikleri topluyorum. Yani 4 kök 3 ile 2 kök 3'ü topluyorum. 6 kök 3. Karşıya gideni çıkarıyorum. 6 kök 3'ten 3 kök 3 çıkarsa kalır 3 kök 3. Ve bu da benim neyime eşitmiş? Yüksekliğime. Demek ki yüksekliği 3 kök 3. Peki 60'ın karşısı oldu o zaman yükseklik 3 kök 3. 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı da 2 katından 6 geldi. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 6, 3 tane 6'yı soruyor. Bursa'dan geldi cevap. Geldik 2 numaraya. Aynı özelliği kullanacağız. 5 kök 3 ile 7 kök 3'ün toplamı 12 kök 3 yapar. Ve ben buradan x'i çıkarttığımda neyi buluyormuşum? H'ı. Şimdi x'i soruyorsa h'ı bilmem lazım. Onu da nereden bulacağız? Çevreyi vermiş bize 48 diye. Şimdi çevre 48 ise bir kenarımız ne olacak bu durumda? 16 olacak. Hemen yüksekliği indiriyorum dostum. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8, 60'ın karşısı da 8 kök 3'tür diyorum. Ve dolayısıyla yüksekliğim 8 kök 3. Yani şurası 8 kök 3 yaptı. Diyorum ki 12'den kaç çıkarsa 8 kalır, 4 çıkarsa demek ki cevabım 4 kök 3 olacak. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, aynı özelliğin bir sorusu daha. BK'yı 8 kök 3 vermiş. DK ile CK toplamı kaç santimdir diye bir soru soruyor bize. Hemen şu 60'ı yazalım buraya arkadaşlarım. Şurası da 30 olur dostum. Burası 90. 90'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı 4 kök 3'tür. Şurada da yine 60'ımızı yazalım. 30'umuzu yazalım. 30'un karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı 8 kök 3 olur diyelim. Neyi soruyordu? DK ile CK. 4 kök 3 ile 8 kök 3'ün toplamını soruyor. 12 kök 3 yaptı. Cevap Denizli'den geldi. Evet, son sorumuza bakalım şimdi bu köşe taşının. 10 verilmiş. Çevre 36 kök 3. O halde bir kenarın uzunluğu 12 kök 3. 3'e bölerek buldum hemen bunu. 12 kök 3. Şimdi şurada da bir 60'ımızı yazalım. 30'umuzu yazalım. 60'ın karşısı 10. 30'un karşısı bunun kök 3'e bölünmüş hali olacak. 10 bölü kök 3. 90'ın karşısı bunun 2 katı olacaktı 30'un karşısındakinin. 20 bölü kök 3 oldu. Burası da. Yani dolayısıyla 20 bölü kök 3 ne yaptı? 20 kök 3 bölü 3 yaptı. 20 kök 3 bölü 3'tür. Bir kenar 12 kök 3'tü. Ben bundan 20 kök 3 bölü 3'ü çıkartıyorum. Ne oldu? 36, 20 çıktı. 16 kök 3 bölü 3 geldi. Şurası. 16 kök 3 bölü 3. Şimdi yine 90'ın karşısı 16 kök 3 bölü 3 ise 30'un karşısı bunun kök 3 katı olacak. Çarpı kök 3 diyelim hemen buraya. Ne oluyor bu durumda? Kök 3 kere kök 3, 3 yapar. Bu 3 ile sadeleşir. 16 oluyor tabii ki burası o zaman 30'un karşısı. 60'ın karşısı ne olacak dedik dostlarım? Bu 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacak. 16 kök 3 gelecek sorumuzun cevabı ama şıklarda yok. Bir yerde bir hata mı yaptık? Bir daha bakalım. K noktasından kenarlara diklikler indirmiş. DK 10. Çevre 36 kök 3. Çevre 36 kök 3 ise bir kenarımız 12 kök 3 olacak dedik. 3'e böldük, böyle bulduk. Bir kenar 12 kök 3, tamam. Burada 90'ın karşısı değil, 60'ın karşısı 10 verilmiş. Tamamdır. O halde 30'un karşısını bulmak için kök 3'e böleceğiz. 10 bölü kök 3, yani 10 kök 3 bölü 3 yapar. 90'ın karşısı 2 katıdır. 20 kök 3 bölü 3 yaptı. Hemen 12 kök 3'ten 20 kök 3 bölü 3 çıkarttım. 36, 16 kök 3 bölü 3 kaldı. 90'ın karşısı burada 16 kök 3 bölü 3 oldu. 30'un karşısı yarısı olacak. Ha, pardon, 90'ın karşısı 16 kök 3 bölü 3 ise 30'un karşısını bulmak için yarısını alacağım. 8 kök 3 bölü 3. 60'ın karşısı işte şimdi bunun kök 3 katı olacak. Çarpı kök 3. 3'ler giderse de 8 kalıyor. Tamam, cevabımız Ceyhan'dan geldi.
Biz yapmışız hatayı arkadaşlar. Evet, geldik 13. sorumuza. ABC ve DE, DCE eşkenar üçgenler demiş. Pekala. 5'i vermiş, 3'ü vermiş. Buna göre AE nedir diye soruyor. Şimdi burası da 3'tür dostum. Burası da 5'tir kardeşim. Şurası 120 derecedir. Çünkü burası 60. Şurası da 5 geldi. Bunu da biliyoruz. Başka AE'yi soruyor bize. Hadi gelin şuradan aşağıya bir diklik indirelim. Ya da gerek var mı dikliğe? Şuradan da yapsam olur diye düşündüm ama mecbur yapacağım herhalde ya. Yani kosinüs teoreminden de buluruz biz bu soruyu ama çok uzatmayalım. Mecbur yapalım ya. Yapalım hadi. Rasyonel sayılarla uğraşacağım birazcık ama diklik indirerek yapayım ya da kosinüs teoreminden yapacağım. Daha kosinüsü bilmediğinizi düşündüğüm için buradan yapayım dedim arkadaşlar. Şimdi şurası 30-30 diye bölünüyordu. Burası da 5/2 oldu kardeş. Burası da 5/2 oldu. 60'ın karşısı da 5√3/2 geldi. Şimdi şuradan da Pisagor çakıyorum hemen. X diyelim buna. X kare eşittir. Bir 5√3/2'nin karesi alalım hemen. 5'in karesi 25. 3 ile çarpıyorum. 75/4 olur. Artı. Burada da ne geldi? 5/2 + 3. 5/2 + 3. Yani 2 × 3 = 6. 11/2 geldi. Bunun da karesini alıyorum. 121/2 yaptı bu da. 121/4 yaptı. Toplayalım bunları. 196/4 oldu. 196/4. Hatta 2'ye bölelim. 196'yı 98 mi oluyor? 98/2. Bir daha 2'ye bölüyorum. 49. Demek ki x kare 49 çıktı. X de 7 geldi. Hemen yapıştırdım. İkinci sorumuz dostlar. Yine iki tane eşkenar üçgen varmış. Bu 6. Bu da 4 olur o zaman. Burası da 4 olur. Şuraya 2 kaldı. A ile D arasındaki uzaklık kaç santimdir diye soru sormuş. Şurayı soruyor bize dostlar. Biz şimdi yine şuranın da 60, buranın da 60 olduğunu, yani toplamın 120 olduğunu biliyoruz. Yine ister kosinüs teoreminden bulabilirsin x'i ya da az önceki soruda yaptığım gibi şöyle dışarıdan bir diklik indirelim biz yine şuraya. Şurada bir 60 derecemiz var. Şurası 30 oldu. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3√3 geldi. Ve şuradan da bir daha Pisagor'u çakalım hemen. X kare eşittir. Bir 3√3'ün karesi 27. Bir de 7'nin karesini alacağım. 49. Toplarsak 69, 76 mı yapıyor bunlar? Yani x eşittir √76. 76 da dışarıya 38, 19 çarpı 4'tür. Yani 2√19 diye çıkar. Evet, üçüncü sorumuz. Yine ABC eşkenar üçgen. O zaman bir 60'ları yazalım şuralara. Şuraya da 30'larımızı yazalım. 90'ın karşısı 4√3 ise 30'un karşısı 2√3. 60'ın karşısı da bunun √3 katından 2√3'ün √3 katı 6 geldi. Şurada 30'un karşısı √3 ise 90'ın karşısı 2√3. 60'ın karşısı da 3 geldi. Yani bir kenarı ne bulduk? 6√3 bulduk. Bunu bir yazalım şöyle. Neyi soruyor? D ile F arasındaki uzaklık. Yani şurayı soruyor bize. Şu uzunluğu soruyor. Şurası 30, 30 daha 60. Şu araya da 120 kaldı dostum. Bakın yine 3 var, 6 var. Aralarındaki açı 120. Buradan X'i bulacağız şimdi biz. Yine böyle mi bulalım? Mecbur yine böyle bulacağız dostlar. Şuradan hemen şöyle bir uzatalım 120'nin bu tarafını. Ve buradan da dikliğimizi indirelim. Şimdi şurası 60. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3√3. Hemen şuradan da Pisagor çakıyorum şimdi. X kare eşittir. Bir 6'nın karesi 36. Bir de 3√3'ün karesi 27. Toplarsak bunları 27, 57, 60, 63 yapar. 63 de dışarıya 3√7 olarak çıkar. Evet, son sorumuza bakıyoruz bu köşe taşı için. ABC eşkenar üçgeninin İki kenarı kendileri kadar uzatılıyor. İki kenarı kendisi kadar uzatılıyor. Ve çevre ABC 18'miş. Yani buralar 6, 6, 6 olacak. Çevresi 18 ise. Ve BC'yi kendi kadar uzatmış. Burada 6. AB'yi kendi kadar uzatmış. Burada 6. DE nedir diye soruyor. Yine şurasına 120'yi yazalım biz. Çünkü burası 60 derece. Bize de DE'yi soruyor. X diyelim. Şimdi yine x'i bulmak için şu yönteme başvurayım ben hemen. Şurayı böyle uzatmışız. Buraya bir diklik indirelim dostlar. 90'ın karşısı bakın burada 12'dir. O zaman 30'un karşısı 6 olacak.
yarısı olacak. Demek ki butiklik tam şu köşeye geliyormuş aslında. Neyse, önemli değil o. Ve 60'ın karşısında 6'nın kök 3 katı olacak. Burası da 6 kök 3. Şuradan hemen yine bir Pisagor çakalım. X kare eşittir. Bir 6 kök 3'ün karesi 108 yapar. Artı 12'nin karesi 144 yapar. Demek ki x kare eşittir. Toplarsak 244, 252 yaptı. O da 6 kök 7 olarak çıkıyormuş dışarıya arkadaşlarım. Ben çok uzatmadan hemen paketledim. Cevap Denizli'den geldi. Evet, 13 numara tamamdır. Alalım 14 numarayı elimize. Birinci sorumuz. ABC eşkenar üçgen diyor. Ve diyor ki AD, BE ve FC eşittir. AD, BE ve FC eşittir. Şimdi bunlar eşitse, hatta A ya da şunu görelim bir de. EC diyor BE'nin 5 katı. Şimdi buna A dersen burası 5A. Tabii ki bu da A. Tabii ki buna da A dedik. Eşkenar üçgense bunların da her biri 5A, 5A olacak ki üç kenarda 6A, 6A, 6A olsun. Çevre ABC'yi 36 vermiş. Demek ki bir kenarımızın uzunluğu 12 olacak. Demek ki 6A 12 ise A eşittir 2 gelecek. Tamam. Çevre DEF. Şimdi A 2 ise, şurası 2 ise burası da 10. Ve dostum şurası da 60 derece biliyoruz. Şimdi hemen 60'ın karşısına bir diklik indirelim biz dostlar. Şuradan bir dikliği yapıştıralım. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısına 1. Buraya da 9 bırakalım. 60'ın karşısına da 1 kök 3 diyelim. Şimdi şuradaki dik üçgenden 9'un karesi 81 artı kök 3'ün karesi 3 yani eşittir 84 yaptı. Şuraya x dersem x eşit x kare eşittir 84, x eşittir 2 kök 21 çıktı. Şimdi bu 2 kök 21 ise bunların 3'ü, çünkü şu ortadaki de eşkenar üçgen oldu. 3'ü 2 kök 21'dir her biri, toplamda 6 kök 21 yapar çevresi. Gelelim 2 numaraya. Ne diyor bu? ABC de eşkenar üçgenmiş, ACD de eşkenar üçgenmiş ve AK KB'nin 2 katıdır diyor. Şimdi buraya A dersek burası 2A. O zaman bu uzunlara 2A, kısalar A. Çünkü eşitliği kendisi vermiş bize. Şöyle A'ya 2A'ları yazdık. Çevre ABC 36. O zaman eşkenar üçgenin çevresi 36 ise bir kenarı 12. KLMN'nin dörtgenin çevresi nedir diye soruyor bize. Şimdi bu dörtgenin biz bir kenarını bulacağız. Az önce yaptığımız gibi şunlar hep birbirine eşit arkadaşlarım. Şu dört kenarda birbirine eşit uzunlukta. Çünkü bakın hepsi A, 2A'nın üçüncü kenarı. A, 2A, üçüncü kenar. Şimdi biz şurada, şuraya bir 60 diyelim yine. 60 derece. Yok, hatta 60, 60, 120 yapar burası. 120'mizi bir yazalım. Şimdi 3A'yı 12 diyebiliyoruz. 3A eşittir 12. A'yı 4 bulduk. Demek ki burası 8, burası 4. Bunu da yazdım. Şimdi aradaki açımız da 120. Hemen şunu birazcık uzatalım şöyle. Buna da bir diklik indirelim. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3 diyelim. Şu kenarı da bulalım x'i. Pisagor yapıyorum yine. X kare eşittir. Bir 8'in karesi 64. Bir de 4 kök 3'ün karesi 48 geldi. Yani 108, 4 daha, 108, 4 daha, 112 yaptı x kare. X eşittir, kök 112 yaptı bu durumda. Tamamdır öğretmenim, burayı bulduk, kök 112. Aa, bunların 4'e eşit olmuyor ya, çünkü şurası 120, bunlar 60. He. Bunu başka bulacağız biz, ayrıyetten bulacağız bunu, tabii. Tamam, biz şimdi şu x'i bulalım bir sadece. Kök 112'de ne yapar? 56 çarpı 2, 28 çarpı 4, 28 çarpı 4, hatta 7 çarpı 16'dan 4 kök 7 yapar burası da. 4 kök 7. Yani şu uzunluk 4 kök 7, o halde diyeceksin ki hocam burası da 4 kök 7. Çünkü bakın bunun da şurası 120 derecedir. A, 2A, 120. O zaman bu kenarla bu kenar eşit. Şimdi buna bakın, A, 2A ama aradaki açı 60 derece. O zaman bu farklı. Bunu da bulacağız şimdi ayrıyetten. Şimdi bunu da nasıl bulalım? Çok küçük olduğu için arkadaşlarım şöyle yapalım. Şurası yine 8'dir. Burası da 4'tür. Onu bir söyleyeyim önce. Bunu şurada bir yere mi çizsem ben ya? Şuraya çizeyim mi arkadaşlar? Ben şuraya bir kendim çizeyim. Birazdan sizi de alacağım buraya. Şöyle biraz daha büyütüyorum. 4, 8. Burası 60. Biz de şurayı bulacağız. Y diyelim.
Şurada biraz daha büyüğünü çizdim ben dostlar ki daha rahat anlayalım diye. Şimdi 60'ı gördük. Hemen karşısına dikliği yapıştırdık. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Buraya 6 kaldı. 60'ın karşısı da 2 kök 3. Şuradan da Pisagor'u çaktım. Y kare eşittir dedim. 36 artı 2 kök 3'ün karesi yani 12. Buradan y kare eşittir 48. Y'yi de 4 kök 3 bulduk. Y 4 kök 3. Yani neresi o Y dediğim yer? Şurası 4 kök 3. Şimdi o zaman çevresini bulalım. 4 kök 3. 4 kök 3 daha 8 kök 3. 4 kök 7. 4 kök 7 daha 8 kök 7. Yani 8 kök 3 ile 8 kök 7'nin toplamı biraz uzun sürüyor sorusu arkadaşlar ama ne yapalım idare edeceğiz artık. Şimdi burada da aynı muhabbeti yapacağım. Çevre ABC 36 ise burası ne oldu? 12 geldi. Burası ne oldu? 12. Burası da 12 geldi. DEF'nin çevresi de X. Şunun da çevresine X demiş. Üç kenarının toplamına. Diyor ki bize X'in alabileceği en büyük değer ile en küçük tam sayı değerinin toplamı nedir diye bir soru sormuş bize. En büyük değeri ile en küçük değerinin toplamını soruyor dostlarım. Bakalım hemen. Şöyle bir yol izleyelim arkadaşlarım. Şimdi şu kısa kenarlara AAA diyelim yine. AA. Şu uzunlara da BB diyelim. Buradan gördüğünüz üzere A artı B A artı B 12. Şimdi şu kenara biz mesela ne diyelim? Y diyelim. Y dediğimiz şey şu ortadaki eşkenar üçgenin bir kenarı. Ve ben ne biliyorum üçgen eşitsizliğinde? Y diğer iki kenarın toplamından her zaman ama her zaman büyük olacak. Şey küçük olacak. Demek ki A artı B'den küçük. E şimdi A artı B'de 12 olduğuna göre burası 12 dersem ben. Y ne oldu bu durumda? 12'den küçük oldu. E bana çevreyi soruyor. 3Y yani. 3Y ne olur bu durumda? 3Y küçüktür. 36 olur. Demek ki çevre en fazla 36'dan küçük olacağına göre en fazla 35 çıkar. Yani alabileceği en büyük değer nedir çevrenin? 35. Şimdi gelelim en küçük değerine arkadaşlar. Şimdi bu üçgenin, şu ortadaki üçgenin çevresi her zaman şu büyük üçgenin çevresinin yarısından, yarı çevreden yani büyük olmak zorunda. Yani 36 ya bunun çevresi. Yarı çevre ne yapar? 18 yapar. 18'den büyük olmak zorundadır ki 18'den büyük en küçük değer nedir? 19. O halde alabileceğimiz en küçük değer de 19'dur. Bize de bunların toplamını soruyor. 4, 3 bir daha 4, 5, 54. Alabileceği en küçük değerle en büyük değerin toplamı 54 yaptı. Evet, dördüncü sorumuzdayız. Yine bir eşkenar üçgen BE küçüktür EC diyor. AB'yi 8 vermiş. Neresi orası? AB 8. O zaman biz yine şunlara X diyelim. X diyelim. Burası 8 eksi X. Burası 8 eksi X. Burası da 8 eksi X olsun. Buna göre X kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Hemen ne yapıyorum dostum? Şuradan aşağıya bir diklik indirerek çözebiliriz ama... Ya yine kosinüs teoremi mi yapalım diyeceğim ama hiç gerek yok yani. Tamam biz buradan aşağı dikliğimizi indirelim yine ya. Ya işte sayılar gıcık arkadaşlar. Yoksa hani soru zor bir soru değil de. Uzatacağız şimdi yalandan yere. O benim canımı sıkıyor. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Biz buna x değil de 2x diye seslenelim tamam mı? Hani en azından şeylerle uğraşmayalım. Burası da 8-2x olsun. Şimdi şuradan bir dikliğimi indirirsem ben aşağıya doğru... 90'ın karşısı 2x, 30'un karşısı x olur, 60'ın karşısı da x kök 3. Tabi burası 8 eksi 2x'ti. Şurası x ise bundan da x'i çıkartırsam 8 eksi 3x olur burası şu mesafede. Şimdi şuradan da Pisagor yapalım. 2 kök 7'nin karesi 28 eşittir. X kök 3'ün karesi yani 3x kare artı 8 eksi 3x'in karesi gelecek buradan da. Onu da yazıyorum. Birincinin karesi artı... İkincinin karesi 9x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımı 24, iki katı 48x. Şimdi hemen toparlayalım burayı. 3x kare 9x kare daha 12x kare. 28'i bu tarafa alalım arkadaşlarım. 34, 36 mı kalıyor bu durumda? Artı 36. Bir de eksi 48x var. Eşittir 0. Şimdi hepsini de 12'ye bölüyorum. Hepsi 12'ye bölünen sayılar. 0 eşittir. X kare geliyor buradan. 12'ye bölersem eksi 4x geliyor. Artı bir de 12'ye bölersek 3 geliyor. Şimdi bunu da çarpanlarına ayıralım. Eksi 3'e eksi 1 diye ayıralım. Demek ki x eşittir. Ya 3,
x eşittir ya da 1 gelecek. Tabii bize neyi soruyor? 2x'i soruyordu değil mi arkadaşlar? Biz 2x demiştik buna. Yani 2x ya 6'dır ya da 2x 2'dir. Zaten şıklarda 2 var bir tek. Onu da işaretledik dostlarım. Bursa'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet. 15 numaralı sorumuz. Şimdi burada bir 15-15 ikizkenar üçgenimiz var. Eşkenar üçgenmiş bunun da tamamı. Yani şuralar 45'er derece. Şurası da 6 kök 2. Burası da 45 derece. B ile K noktaları arasındaki uzaklık nedir? Bize de şurayı soruyor. B, K. Şu mesafeyi soruyor bize. Şurayı. Şimdi bu ikizkenarsa benim buradan indirdiğim yükseklik kenarı 2'ye bölecekti. Açıyı da 2'ye bölecek. 30-30 diyelim buraya. Şuradan aşağıda bir diklik indirelim dostlar. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'in karşısı 6 olacak. Bakın 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 2 katı 12 geldi. Hemen şu sorudayız. Burada ne diyor? ABC eşkenar üçgen, KC'ye kök 2 verdi. Yukarıdaki verilenlere göre kök 3 eksi 1 çarpı çevre ABC çarpımı kaçtır? Çevresini soruyor bize. Kök 3 eksi 1'i de bize vermeyi unutmamış, ihmal etmemiş. Şimdi şunları birleştirelim. Yüksekliğimizi çakalım buraya. 90, 75 diyelim bakalım. Şurası da 60 oluyor arkadaşlarım gördüğünüz üzere. Bakın burası da 75 geldi. 75 de burası. Demek ki şuralarda ikizkenar çıktı buralayla burası. Şöyle kolay bir yoldan bulmaya çalışalım hemen ama kolay bir yolda yok bunun kardeşim. Mecbur. Uzun uzun bulacağız. Evet. Yapacağız mecbur ya. Başka çaresi yok gibi gözüküyor şimdilik. Yani şuradan aşağı bir diklik indirsem kök 2 bölü 2 olur. Oradan gelir mi? Gelir herhalde. Hadi şuradan bir ikiz kenarımızın tabanına diklik indirelim. Şurası 15-15 bölsün. Şurayı da tabanı da kök 2 bölü 2, kök 2 bölü 2 diye bölecek. Şimdi 15'in karşısı kök 2 bölü 2 ise 75'in karşısını bulmuş oluyorum ben bu durumda. Şurayı buluyorum. Bunun kök 3, kök 3 artı 2 katı olacak. O da sıkıntı. Orayı bulsak bu sefer 90'ın karşısını bulmak sıkıntı olacak. Uğraş dur. Şimdi benim bir yerden 45 derece bulursam daha güzel olur. Şunu ben bir simetrisine alsam şöyle içeriye doğru. Bu bir işe yarar mı acaba? Şurası 15 olur. Burası 45 olur. Şurası, bu daha iyi oldu. Bak kök 2 geldi. Tamam bu daha iyi oldu. Şöyle içeriye doğru ters katladım bunu arkadaşlarım. Simetrisini aldım. Şurası kök 2 oldu tabii ki. Bu kök 2 buraya katlandı. Bak burası 30'du. Şöyle bir daha kalınlaştırayım ben senin için. Şimdi buradan dikliğimi indirirsem 90'ın karşısı kök 2 ise 45'lerin karşısı 1, 1 olur. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı 1'in kök 3 katı olur. Burası 1 kök 3. Şimdi bir kenar uzunluğu ne oldu? Kök 3 artı 1. Bize de neyi soruyordu? Çevre ABC. Kök 3 artı 1'i 3 ile çarpalım. 3 tane kök 3 artı 1 olur. Bir de bunu kök 3 eksi 1 ile çarpın diyor. Çarpı kök 3 eksi 1. Şimdi burası zaten eşlenik çarpımı. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi geldi. Bir de başında 3 var. Burası 2 yaptı. 3 ile de 2'yi çarptım. 6 çıktı cevabımız. Evet. Üçüncü soru. KBC 22. O zaman şurası da 22. ABC eşkenar üçgenmiş. Buradan aşağı biz bir dikliğimizi devam ettirelim arkadaşlarım. Burayı 2'ye bölecek. İkizkenar olduğundan. Demek ki şuralarda 30-30 derece. Şurası 90, 22 ise şuraya ne kalır? 68 kalır. 68'in de dış açısını soruyor aslında bize. 112 mi çıkıyor? Cevabımız Denizli'den geldi. Buna bakalım. Bakın bu da 2 numaralı sorunun içe zaten katlanmış hali. Neyi soruyor bize? AB bölü KC uzunluğu nedir diye soruyor. Ben yine şuradan aşağı bir dikliğimi indireyim. Şuraya 45'i yazalım. Şimdi neyi soruyordu? AB bölü KC. Şimdi KC'ye biz bir 90'ın karşısı olduğu için x kök 2 diyelim. 90'ın karşısı x kök 2 ise 45'lerin karşısı x x. Şuraya 30 derecemizi yazalım. 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı da x kök 3 olsun. Ve dostum bakın bir kenar uzunluğu x kök 3 artı x. O zaman burası da x kök 3 artı x geldi. Şimdi AB ne çıktı? X parantezinde kök 3 artı 1.
bölü kc ne çıktı? X parantezinde kök 2. X'ler giderse kök 3 artı 1 bölü kök 2 geldi. Hatta kök 2 ile genişletelim biz her iki tarafı. Burası 2 yapsın. Burası da ne oldu? Kök 6 artı kök 2 oldu içeriye dağıt. Kök 6 artı kök 2 bölü 2 çıktı. Bu köşe taşımızın da son sorusu bitti böylelikle. Hadi bakalım 16 numaralı köşe taşındayız şimdi. Son iki köşe taşımız kaldı. Biraz hızlanayım ben şimdi dostlar. Kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş bile çoktan. Bu köşe taşları biraz oyaladı bize. Şimdi ABC eşkenar üçgen. Şurayı 8 vermiş. Burayı da 2. Dostum şurası 60 dereceydi. Buradan aşağı bir diklik indiriyorum ben hemen. Şurası 30. 90'a karşı 8 ise 30'un karşısı ne olacak? Yarısı 4 olacak. Başka BE dik DE. Şurası 6 birim geldi. BD dik DE demiş. 60, 30. Başka da bir şey yok. X nedir diye bir soru soruyor bize. Burası 6 ise şurayı bulacağız biz şimdi. Burası 60 dedik. Şurası 60 dedik. Lan yine oyalandık ya. Şimdi bu 2. 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Bunu bir yazdık buraya. ABC eşkenar üçgen. ABC madem ki eşkenar üçgen, biz yine kenar uzunluğundan hareket edeceğiz ama yanından yere uzatacağım yine ben soruyu. Başka bir çözüm bulalım. Şurayı bulurum ben istersen. Bir işe yarar mı? Yaramaz herhalde. B dedik. Yani şunun ikiz kenar olduğunu söyleseydi 6 ise burası da 6. Toplamları 10 çıkardı gerçi o zaman ama cevap 10 değil. 12'ymiş. Cevap 12. Tamam, şu eşkenar üçgenden bir faydalanalım ya. Şimdi burası x ise burası x eksi 4 şurası. Tamam. Başka Türkiye. Şurası ne geldi? Şu kenara bir şeyler diyelim. Şuraya biz bir a diyelim gerekirse. Ya işte böyle yapınca uzatacağız mecbur işte ya. Şuraya biz bir A dersek bir kenar uzunluğu 8 artı A oldu. O zaman burası da 8 artı A olması için 4 artı A olmalı burası da. Bunu da söylemiş olalım. Bak şunu kaçırdık. Burada bir de öklit yaparız biz ya. Ne kadar uzattım ben soruyu lan. Şunu niye görmedim ki ya? Of, diklikten diklik iniyor burada. Şurada bakın diklikten diklik indi. Hemen 4 kök 3'ün karesi 48 eşittir. Şurası çarpı burası diyeceğiz ya. 6 çarpı 8 olacak. Demek ki şurası 8. 8 ile 4'ün toplamını soruyor. 12. Yani ne kadar kolay soru. Tabi saat ilerledikçe anca oluyor işte. Ne diyeyim ya. Bahanemiz de yok ya işte. ABC üçgeninin çevresi kaç santimdir diye bir soru sormuş. Hemen biz yine şuradan bir dikliğimizi indirelim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olacak. Şuraya 1 kaldı. 60'ın karşısı da 3 kök 3'tür. Buraya 3 kök 3'ü yazalım. Artık ökleti görelim artık değil mi dostum? Az önceki soruda yaptığımız gibi görmemezlik yapmayalım. Diklikten diklik indi. 3 kök 3'ün karesi yani 27. 1 çarpı buraya eşit. Demek ki burası 27 olacak. Bakın bir kenar ne çıktı bu durumda? 30. 3 tane 30 çevre yapar. Yani 90. Geldik buna. ABC eşkenar üçgen. O zaman bu da 12. Hemen eşkenar üçgenin yüksekliğini indirdim. Buraya 6, 6. Bu da 6 kök 3 yaptı. Yine öpleti çakalım. 6 kök 3'ün karesi 36 çarpı 3'ten 108 eşittir. 6 çarpı 6 artı x. 6 çarpı 6 artı x gelecek. 6'ya bölersek 108'e ne gelir? 36 çarpı 3'tü. 6 çarpı 18 olacak. 18 gelecek değil mi? 60, 18 geliyor 6'ya bölersek. 6 artı x eşittir 18 ise x eşittir 12 geldi. Dördüncü sorudayız. Yine 1 var, 2 var. ABC eşkenar üçgen demiş. Şuraya 60'ı çakalım. Yine biz şuradan bir dikliğimizi indirelim. 30'umuzu söyleyelim. 30'un karşısı A, 90'ın karşısı 2A. Bakın bir kenar ne çıktı? 2A artı 2. O zaman bu kenar da 2A artı 2 olacak. Demek ki buraya A artı 2 yazacağım ki 2A artı 2 olsun. Bu da 60'ın karşısıdır. A kök 3 olacak diyelim. Hemen yine öklitimizi çakalım. A kök 3'ün karesi 3A kare eşittir. A artı 2 çarpı A artı 1. A artı 2
çarpı a artı 1 geldi. Burayı bir toparlayalım. 3a kare eşittir a kare artı a artı 2a artı 2 olur. Hemen a kareyi bu tarafa aldım. 2a kare eşittir 3a artı 2 oldu. Hepsini bir tarafa toplayalım biz. Şurada yazayım hatta. 2a kare eksi 3a eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye 1 diyelim. 2a'ya a diye ayıralım bunu da. 2a 2a gelir. Bunu 1'e 2 yapalım biz. 1'e 2 yaparsak oluyor mu? Evet, 4a ile a geliyor. Hatta şunu da eksi yapalım. Şimdi oldu. Buradan a ya eksi 1 bölü 2 geliyor ki eksi olmaz ya da 2 geliyor. Demek ki a 2'ymiş. Şuraya 2 dersem 4 olur. Burası da 2 kök 3 olur. Hemen x kare Pisagor'unu yapıyorum. X kare eşittir. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Bir 2 kök 3'ün karesi 12. Bir de 4'ün karesi 16. 28'den 2 kök 7 çıktı dostlarım. Evet, son köşe taşımızdayız arkadaşlar. Birinci sorumuz. Bakalım ne diyor? Şimdi bununla bu birbirine eşit verilmiş. Tamam. Şuraya A diyelim. Şurası da A olsun. Hatta şuraya da B diyelim. A, D, E kaç derecedir diye bir soru soruyor. Eşkenar üçgenimizi gördük. Şuraya 60'ımızı yazalım. Şimdi şuradan da şöyle bir paralel çiziyorum arkadaşlar. Şuna bir paralel çizdim. Dolayısıyla burası 60 dereceydi. Yöndeşlikten bu da 60. Şuraya da 60 kaldı. Buraya da 20 kaldı. Ve burası A ise burası da A. Buraya da B diyelim. Burası da B. Şimdi bakın şurada ne çıktı karşımıza? Şu üçgene bir bakın. Bir de şu üçgene bakın arkadaşlar. Bu iki üçgenin özelliği. A var, B var. Aradaki açı 120 derece. A var, B var. Aradaki açı 120 derece. Demek ki bunlar eş üçgenler. O halde burada A'nın karşısı 20 ise burada da A'nın karşısı yani şurası 20 derece olacak. 60'tı burası. Şuraya 120 demiştik. 120, 20 daha 140. 40 kalacak bizim aradığımız yere. Evet, ikinci soru. Şimdi yine şuna A diyelim. Bu da A olsun. DE paraleldir BC diyor. Burada paralelimizi çizmiş zaten amca bizim için sağ olsun. Şuraya B diyelim. Burası da B. Şurası 25 neresiymiş? BAK. BAK 25 ise şuraya da 35 mi kalıyoruz? 60 olsun diye toplam. Peki şurası BBB. Bakın bir kenar A artı B. O zaman burası da A çıkacak. Şurası zaten 60 derece ise buralara da 30, 30 kaldı hemen ister istemez. 30 ise burası şuraya da 30 derece kaldı. Çünkü 60 olacaktı burası. Başka şimdi AA 120. Şurası da 120. Onu da yazalım. Peki BB. Şurası B-A oldu. Bunu da söylemiş olak. Yani bir kenar B birim çıktı. Tamamdır. Şimdi şu üçgene mi bakalım biz bakayım bir. Şu üçgen B var, A var. Aradaki açı 60. Bu bizi kesmez. Başka bir üçgen bulalım biz. BKC kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şu üçgeni, şurası da A artı B. Bunu da yazalım. A artı B. Bakın burada da bir A artı B var. Bunun 30'unun karşısında şu kenar var. 35 A artı B. Bununla bu birbirine eşit. Şuna da şöyle tık tık koyalım. Burası da A artı B. Orada da 35 var. Demek ki şurası da yok. Oradan da gelmeyecek. Düşünüyorum. Şurası 120 derece. Bunu da bir yazayım. 120 var. A var. Başka da bir şey yok. Şunun açı ortaya olmaması kötü oldu ya. Peki şu kenar var. Tamam. Tık çizgisi koyalım biz o kenara. Buna bakalım bir. 30 var. Burası paraleldi. Paralel olması bir işimize yarayacak mı? A artı B var. Burası A kök 3 gelir. Bir işe yaramaz. A artı B, A kök 3. Aradaki açı 30. Aa şunu gördüm. Aa nasıl yaramaz ya? Yaradı bile valla. Şuraya bakın arkadaşlarım. A kök 3, A artı B. Aradaki açı 30. A artı B ile A kök 3. Aradaki açı 30. Demek ki bunlar eş üçgenler. O halde bunun 30'unun karşısına da tek çizgiyi yapıştırabilirim ben hemen şöyle.
Tabii bu da tek çizgi, bu da tek çizgi ise 35 ise burası da 35. O zaman şuraya da 25 kaldı derim. 30, 25 daha 55. O zaman 3. açıya 125 kaldı dedik. Bakın pes etmeden bu uğraşınca bir şekilde çıkıyor arkadaşlar kendiliğinden. Evet, 3. sorumuz. Şimdi şu kenarlara A diyelim. Şurası da A. Şu parçaya B dersek burası A artı B. Burası da A artı B. Hemen şuradan yine ben bir paralel çizeyim. Burası B olur, burası B olur, burası A olur. Neden? Çünkü bu eşkenar üçgense şunlar. Hatta şurası da ne yaptı? 35 derece. Yöndeşlikten 60 ise bu da 60 geliyor. Bu 60 ise bu da 60 geliyor. Burada da bir eşkenar oluşturmuş oldum. BB. Buraya da A kaldı. Şimdi şu üçgene bakalım. Bir de şu üçgene bakalım. Dostum bak, A var, B var. Aradaki açı kaç derece? 60'ın dışı, 120. Şuna bak, A var, B var. Aradaki açı yine 120. Demek ki bunlar eş üçgenler. O halde bak, burada B'nin karşısındaki açı 35 derece ise buradaki B'nin karşısındaki şu açı da 35 derece olacak. Şuraya da 35'i yazalım. Şimdi şurası 120 idi. Topladım, 155 yaptı. O zaman soru işaretine ne kalmak zorunda? 25 kalmak zorunda. Cevap Adana'dan geldi. Evet, 4. sorumuz. Yine şu eşitleri bir AA diyelim. AA. Paralellik var mı? Var. O zaman bu da bir eşkenar üçgen oldu. Şuraya B diyelim. A artı B. Bu da A artı B. Bu da A artı B olsun. Peki başka? Burası ne oldu? 2A artı B. Buraya A düşecek. Burası da 2A artı B. Bunu da yazalım. 2A artı B'de burası geldi. Evet, başka. Şimdi başka Türkiye. Olduğuna göre 15'i vermiş. KFB. Yani şuradaki soru işareti dediğimiz yer acaba nedir diye de bir soru soruyor bize. Pekala. Şunu da bir çizelim biz. Belki bir işimize yarar dostlar. Şunu da bir çizmiş olalım. 15 ise şuraya da 45'i yazalım. Yine burada da eş üçgenler bulmaya çalışacağım. Onları görmeye çalışıyorum şimdi dostlar. Bakalım neresi gelecek eş üçgen. Mesela şuraya bir tek çizgi koyalım biz dostlar. Şu üçgene bakayım şimdi. 2A artı B tek çizgi. Bu da 2A artı B tek çizgi. Ama üçüncü bir eşitlik var mı? Üçüncü bir eşitlik yok şu anda. Sadece bunların paralel olduğunu söylemiş. Şurası 120 diyelim yine. Şuraya yine bir A geldi bile bakın. 120 değil mi burası? Şurası 60 olduğu için. Buraya da 30-30 geldi. 30-30'u gördünüz yine. Şimdi şunu göreceğiz bakın. 2A artı B. Şurası A kök 3. Ve aradaki açı 30. Şuna bakın. 2A artı B. A kök 3. Aradaki açı 30. Yani şu üçgenle bu üçgen yine eş çıktılar arkadaşlarım. O halde bunun 30'unun karşısına tek çizgi koyduysam bunun da 30'unun karşısına tek çizgi koyacağım. Ve dolayısıyla burası 45 ise ne oldu? Buranın da 45 gelmesi lazım diyecektim. Ha yok. Burası 15 ise şuranın da 15 gelmesi lazım. Peki 15 ile 15'in toplamı 2 iç açının toplamı 1 dış açıya eşitten soru işareti de ne çıktı? 30 derece çıktı. Evet, biraz zorlandık mı? Zorlandık. Saat çok geç oldu deyip bahane uydurmayacağım arkadaşlar. Valla güzel sorulardı. Hani böyle işte ben de hiç hani önden çözmeden çözmeye çalışıyorum ya. O yüzden biraz böyle bizi de zorluyorlar tabii ki haliyle. Çok da normal. Pekala dostlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.